Merhabalar. Bu videomuzda bir sitede CSS kullanma yöntemlerini inceleyeceğiz. Bunun için ilk önce Visual Studio'yu açıyorum. Daha sonradan hazırlamış olduğum projeyi çalıştırıyorum. Deneme sitemiz attı. İlk yöntemimiz link yöntemidir arkadaşlar. Bu yöntemi zaten daha önceden kullanmıştık. Bunu siliyorum arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Style.css yani CSS dosyamı sürükleyip bırakıyorum ve sayfam ekliyorum. Bu şekilde CSS dosyası ekleyebiliriz ki en çok kullanılan yöntem budur. Diğer bir yöntem style tagleriyle olan bir yöntemdir. Örneğin sayfamın içine style.css dosyamın içindeki kodları ekliyorum. Ctrl A, Ctrl K, D yapıyorum. Kodlarımı düzeltiyorum ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi stil dosyalarımız gözüküyor. Style etiketlerinin içinde olmasına özen göstereceğiz. Bunları kaldırmıyorum arkadaşlar. Sadece şurasını Ctrl K C ile yorum satır haline getiriyorum. Projemi durduruyorum. Bir refresh çekiyorum. Bakalım düğüm nasıl? Evet, düğüm kayboldu. Bu stil özelliklerini bu dile vermek için style yazıyorum. Style altına yazıyorum ve içine aynı kodları width 600, height 300, background sky blue, yüksekliği 300, background color da sky blue. Inline yöntemi deniyor arkadaşlar. Son satıra noktalı virgül yazmanıza gerek yok. Yine yazmakta fayda var. Inline yöntemiyle de stil dosyaları ekleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi stil dosyamız eklendi. Import yöntemi var arkadaşlar. Import yöntemini eğer MVC ile çalışıyorsanız bunu sayfanızda kullanmanızı önermem. Ctrl K, U ile tekrar eski haline getiriyorum. Burada şunları kaldırayım. Bunlara gerek yok. Örneğin bir tane daha stil dosyası ekleyelim. Style 2 olsun bu arkadaşlar. Style'deki içine @import URL'sine ise buradaki adresi vereceğim. Bu da content css style.css dosyası olacak. Bu şekilde de import yöntemiyle başka bir stil dosyasını diğer bir stil dosyasına aktarabilirsiniz. Hemen layout'uma dönüyorum. Daha önceden yazdıklarımı kaldırıyorum. Tabii bunu sayfama eklemeliyim. Bu şekilde ikinci stil dosyama ekledim. Tekrar bakıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi import yöntemiyle çalışıyor. Üç farklı şekilde ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Inline yöntemiyle de sayfa içinde stiller belirleyebiliyoruz. Bu derslik bu kadar arkadaşlar.